Ben ne hatırlıyorum sizle ilgili biliyor musunuz? Bodrum'daydınız. O zaman bir mekan vardı. O mekan çok revaçtaydı o zamanlar. Evet. Önünde böyle gazeteciler bekliyordu filan. Ben de Bodrum'da oturuyorum. Yani anne baba filan böyle. Aha. Ondan sonra hasbelkader ben oradan geçiyordum. Baktım böyle siz deli gibi poz veriyorsunuz. Dedim bir kadın var dükkanın önünde çıldırmış herhalde dedim. Hakikaten yani meğerse gazeteciler var. Yani böyle gece vakti böyle bir giriş gibi bir yerde. Siz böyle onları görünce ya genelde tabii farklı poz almalar oluyor. Mesela Ha. şey oluyor mesela daha nasıl söyleyeyim mesela cemiyet hayatından Ha. insanlar oluyor değil mi? Evet. Cemiyet hayatından insanlar mesela onlar çok işleri varmış gibi yani o kadar biziler Anamlı. ki, o kadar biziler ki yani o kadar vakitleri yok ki. Halbuki yan gelip yatıyorlar sabahtan akşam. Ben Evet. zengin sevmem biliyor musun? Sen sever misin? Ya ben de öyle. Ben tam Ben de halk nefret ederim. insanım. Servet Susaydınız düşmanıyım. zaten halk Yani birisi yok. evet. Ondan sonra böyle onlar böyle aceleyle şeye gelirler. Küçük çantalarıyla. Aceleyle sergiye şey bu da olmadı da aceleyle sergiye gelirler. İyi akşamlar. Böyle sergiye gelirler. Ondan sonra hemen resimlere bakarlar, Evet. hemen satın alırlar ve giderler. Allah onlardan razı olsun. Onlar satın almasa bu kadar resim satılmaz zaten. Ama bazıları da şeydir, böyle dururlar. Bir de durup bekleyenler vardır. Kırmızı halda filan. Herkes yeteri kadar çekti mi diyerek de. O çok Evet. sıkıcıdır. Meşhur olamamıştır o. Evet. Ben fırtına gibi gelir geçerim. Genelde bir şöhret olarak. Geçerim, arkadan dolaşırım filan. Sizde şöyle bir şey oluyor. Siz o gün geldiniz oraya, yanınızda eşiniz vardı o tarihte Evet. evliydiniz. Çok tatlı adamdır, onu da Evet. çok severim. Sağ olsun. Hayatta değil mi? Hayatta. Mutlu, mutlu. İyi, iyi Evet, evet. Evet. pek. Ondan Hala sonra nefes alıyor. Allah uzun ömür versin. Evet. Sağ olsun. Evet, Amin. benim de dostumdur eskiden. Siz orada adamı bıraktınız. Hı. Adamı bıraktınız. Önce şöyle bir hareket yaptınız. Ay Ya, nerede ay, seyirciler ay, ya? ya Bir yok alkışlar seyirci, seyircisiz istiyorum. yapıyoruz. Ya Ya bu da saçmalamayın. olay bir şey Ondan sonra ama. şöyle bir hareket yaptınız. Şöyle adamcağız da kaldı öyle ne oluyor delirdi herhalde. Önce şöyle bir hareket yaptınız. Sonra böyle duvarlara yaslandınız filan. Şöyle bir Evet. şeyler yaptınız falan. Aynen. Bir 5 dakika filan orada poz verdi. Ama çok gençtiniz ve modeldiniz değil mi? Üstümü çıkarabilir Evet. miyim? Şimdi evet. Mankenlik böyle bir şey. Mankenlik Pozu. böyle. Pozu Ve biliyoruz kamera ya. gördüğün anda kafayı mı Anında yani üşütüyorsun? mesela akşamda yatıyorum yani saat 4'te beni kamera gidiyorsa uyandırıyorsa beni ağzımda kamera sokarsa ben de hemen pozu yaparım. Hemen. Hemen. Direkt yani profesyonel deformasyon gibi bir şey. Ha. Ondan dolayı evet doğru. O pozlar bende çıktı ve siz de bunu gördünüz. Bir şey soracağım. Siz foto modellik de yaptınız ama podyum modelliği yani elbise taşıyan Tabii model onu da yaptım tabii yaptınız. tabii yaptım. Çok da yaptım hem Türkiye hem de yurt dışında. Boyunuz kaç efendim? 74. Az o podyum için. Ama az bulamadılar. Çünkü mesela Kate Ha Moss. bizde o kadar kadın mı yok diyorsunuz? Yok Yok bizde Kate Moss. 81, 80, 1.80 küsur Hayır kızlar hayır var. yani hep. Geçen gün bizim kabareye 2 metre 2 santim bir kadın geldi. O çok uzun. Korkunç uzun. Fazla. Yani hakikaten Ya mesela korkuyorsun. Kate Moss 1.73 ya da 4 boyu Ama ve o daha çok hala foto model gibi değil mi? ama şükür defilede yapıyor. Defile de yapıyor. Yapıyordu zamanda şimdi artık değil de ama yapıyor. Yani çok defilede yapmadım tabii ki yani sürekli şey yapmıyordum ama yapıyordu. Peki bu defile mi? Yani foto modellerde aslında Kate Moss gibi filan defile. Yani onlar da mutlaka sizde de öyle güzel bir yüzünüz var ve ifadeli bir yüzünüz var. Ama podyum modelle mankenler diyelim onlara. Birisine foto model diyelim, birisine manken diyelim. Bu mankenlerde şey yok, bir yüzde ifade yok. Bu ne zamandır böyle? Sizin zamanınızda mı başladı? Yani Şimdi son gelip podyumun en ucunda son bakışları çok salakça oluyor. Bunu böyle. istiyorlar mı? Niye? Tasarımcı ne istiyor çok önemli ve hangi modeli taşıyorsun çok önemli. Hangi kıyafetin tasarımı taşıyorsun çok önemli. Yani mutlaka bir koreografi var, mutlaka bir ifade var, mutlaka bir müzik var. Ona göre uygun hem de yüzü, yürüme hem de ifade olması gerekiyor. Yani mimikler ve şeyler. Ondan dolayı biz o dönemde yani askı gibi Askı gibi. diyebilirim. Öyle Askı. öyle mi düşünüyordunuz ki? Ya bunu size soruyorum çünkü ben hakikaten hayatımda herhalde hani programa gelenler olmuştur ama hiç model tanımadım. Yani yakından bir model tanımış değilim. Böyle bir manken falan öyle bir şeyim yok. Yani Yani dolayısıyla mankenler, modeller de akıllı bir kadınlar. Onu da söylemek istiyorum. Sadece akıllı mıdırlar onlar? akıllı kadınlar, yani çoğu da akıllı kadınların da var. Tabii ki yani her işinde de
daha fazla zeki de ve daha az zeki insanlar var. Ama mankenin güzel bir mesleği ve eğer yani kıyafetini taşımak ve yürümek de bir sanat aynı zamanda. Siz akıllı bir kadın mısınız? Nasıl buluyorsunuz kendini? Akıllı buluyorum kendimi. Akıllı buluyorsunuz. Evet. Peki hiç hayatınızda mesela sevdiceğinizle kavga ederken falan hiç size böyle ya sen akıllı mısın, akıllı değilsin filan dediği oldu mu? Salaksın sen filan. Bunu der tabii ki. İnsan kavgada der de sizi nasıl akıllı mı bulur sevdikleriniz? Mesela aşklar dünyasında, duygusallıklarda. Kesinlikle. Zaten tabii fizikten sonra insanlar bence de daha beyin olarak yani bir bakması gerekiyor. Yani her şey fiziksel olarak da değil. Eğer çok güzel bir kadın olabilir ama beyinde bir şey yoksa bence de çok öyle boş. Akıllı adamlar tanıdınız mı? Yani siz akıllısınız da adamlar akıllı adamların mıydı? Yani da size, akıllı olmalı. Size güzellikle değil beyinle bakacak aynen. Adamlar. Ha? Kesinlikle. Ben de zaten şeyde, hep akıllı adamlarla mı beraber oldunuz? Çok akıllı da. Geçmişe dönük olarak diyebilir misiniz ki ben hep akıllı adamlarla beraberdim? Yani bir sıralama yapar mısınız mesela en zekiden en geri zekalıya kadar? Akıllı adamlardı. Ha? Akıllıydı. Yani hepsi akıllıydı. Kesinlikle akıllıydı. Ya eğitimli ve akıllıydı. Ne tatlı ya. Ama öyle. Maşallah. Ben alkışlıyorum sizi. Çok tatlısınız hakikaten. Yani. Halbuki insan düşman da olur değil mi eskilerle ilgili? Yok yok zaten. Der misiniz öyle Allah belasını versin diye? Yani ben seçtim onları. Demek ki eğer ben akıl olmayan insanlara beraber olsaydım ben akıllı değilim demek ki. Yani benim seçim demek ki iyi bir seçim. Çünkü ben kendimi zeki olarak. Öylesiniz. Hissediyorum. Öylesiniz, samimi söylüyorum. Ondan dolayı benim arkadaşlarım, herkes bayağı akıllıydı.